İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Gece Gündüz'den merhaba. Anadolu'nun sanatı ve moda buluşunca Beyoğlu güzelleşti. Öte yandan Büyülü Fener'in öyle bir yıldızı var ki kültür endüstrisinin her mecrasında ışıl ışıl parlıyor. Ve sanatın iyileştirici gücü Dünya İyilik Günü'nde iş başında. Hepsi ve daha fazlası bugünkü bültenimizde. Başlayalım bakalım. Halkın sanatı bir sergiye dönüştü. NTV'nin uzun soluklu programı sergi ve kitapla taçlandı. İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, yeni sergi sezonuna Çağdaş Türk resim sanatının önemli temsilcilerinden Berna Türemen'in Retrospektif başlıklı sergisiyle başladı. Marvel sinematik evreninin yeni filmi gişede hüsrana uğradı. Geleneksel el sanatlarını ekrana taşıyan NTV programı Halkın Sanatı bu kez bir kitap ve sergiyle izleyici karşısında. Anadolu medeniyetlerinin yüzlerce yıllık mirasını günümüze taşıyan serginin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşi Pervin Ersoy'la birlikte yaptı. Keçeden tel kırmaya, tahta baskıdan iğne oyasına, Anadolu'nun yüzlerce yıllık tarihi ve kültürel mirası günümüze taşındı. Geleneksel el sanatlarını ekrana taşıyan NTV özel içeriği Halkın Sanatı, Halkbank'ın katkılarıyla 32 bölümlük bir programın ardından bir kitap ve sergiyle yolculuğuna devam ediyor. Atatürk Kültür Merkezi Galeri Salonu'ndaki serginin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la eşi Pervin Ersoy birlikte yaptı. Halkın sanatı hem kitap haline getirildi hem de muhteşem bir sergi haline getirildi ve siz de gezme fırsatı buldunuz az önce. Öncelikle bir değerlendirme isteriz sizden. Nasıl buldunuz sergiyi? 32 ayrı şehrin tek tek gezilmesi, yöresel değerlerinin tespit edilmesi, sonra onların geleceğe taşınacak şekilde şekillendirilmesi, yeniden değerlendirilmesi oldukça önemli. Kültür varlığımız, onlar bizim kalıcı kültür hazineleri diyoruz. Ustalarımızı birer birer kaybediyoruz. Babadan oğula geçen bu tarz kültürel değerler zaman içinde geçmemeye başlıyor. Unutulmaya yüz tutmuş kültürel hazinelerimizin, değerlerimizin farklı biçimlerde işlenerek daha ekonomik hale getirilip, daha değerli hale getirilip geleceğe miras bırakılmasını sağlamak önemli. Bildiğim kadarıyla Türkiye'yi şehir şehir geziyorsunuz. Ve rastlaşıyorduk da. Bazı yerlerde evet kesiştiyorlar. Dilek Hanım bu programı yaparken, o da şehirleri gezerken, bu dokumanın, el işçiliğinin en önemli, en özel olduğu şehirlerde araştırmalarını sürdürürken bir iki şehirde de denk geldik biz. Biz de Türkiye'yi geziyoruz. Dilek Hanım 32 şehri tamamladı, ben 62 şehri tamamladım. Gerçekten bunun hem sürdürülebilirlik açısından hem de bizim için ne kadar önemli olduğunun gösterilmesi açısından çok değerli bir sergi olduğunu düşünüyorum. Ben hayranlıkla gezdim. Her bir el işinin, her bir nakışın, dokumadaki o bizi biz yapan o katkının değerini burada gördüm. Ellerinize, emeğinize sağlık. Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüsnü Akan, Doğuş Yayın Grubu İçerikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri ve Halkbank yetkililerinin de bulunduğu serginin açılışına iş, sanat ve moda dünyasından yaklaşık 200 davetli katıldı. Yolculuk 2019 yılında NTV'de başladı. Moda tasarımcısı Dilek Hanif birçok şehre gitti.
Unutulmaya yüz tutmuş ve sandık altlarında kalan el emeği göz nuru tüm el sanatlarının izini sürdü. Ustalarından bu sanatların yüzyıllara dayanan hikayelerini dinledi, ilham aldı. Aylarca süren çalışmalarla onlarca ustanın elinden çıkan eşsiz dokuma ve işlemeleri modern tasarımlara dönüştürdü. Türkiye'deki yok olmaya yüz tutmuş bu eserleri, el işlerini, dokumalarını tekrardan böyle hayata geçirmek hakikaten çok güzel bir ekip çalışmasıyla emeği geçen herkese ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Böyle bir sergiyi yapmayı başardık. Güzel de bir kitabımız oldu. Umarım bir köprü oluşturacağız geçmişten geleceğe. Böyle bir moda kitabı ilk kez yapılıyor. Neden? Çünkü Anadolu sanatını folklorik bilgiler içeren bir moda kitabı yapmak çok enteresan bir şey. Çok enteresan bir sentezden bahsediyorum. Bu çok iyi bir birleşim. Onun için bu projeye bir bankanın, Halk Bankası'nın böyle bir şeye dahil olması müthiş bir şey. Geleneği geleceğe aktarmaya çalıştığımız çok kıymetli zanaatkarlarla, ustalarla, yüzyıllar boyu ülkemizde üretile gelen değerlerin modadan gelecek kuşaklara tasarım yoluyla aktarılıyor olmasından dolayı bu program ve bu yayınla çok büyük keyif aldık. Çok güzel heyecanlar yaşadık. Onların ürettiklerini NTV ile Halkın Sanatı programıyla hem gelecek kuşaklara hem bugünkü izleyenlerle buluşturduk. Halkın Sanatı sergisi 26 Kasım'a dek Atatürk Kültür Merkezi galeri salonunda görülebilir. Batı Trakyalı Türklerin demokratik hakları için yıllarca mücadele veren Doktor Sadık Ahmet'in hayatı film oldu. TRT ortak yapımı film bugün düzenlenen basın toplantısıyla medya mensuplarına tanıtıldı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı ev sahipliğinde gerçekleşen basın toplantısına filmin yapımcısı, yönetmeni ve oyuncuları katıldı. O toplantıdan izlenimlerimizi getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. ...1947'de Gümülcine'de doğdu. Tıp eğitimi alarak doktor oldu. Yunanistan'da yaşayan Batı Trakya Türklerinin birçok hakkının devlet tarafından hiçe sayılmasına karşı siyasi mücadelesini sürdürdü. Batı Trakyalı Müslüman Türk azınlığının lideri Doktor Sadık Ahmet'in hayatı ve mücadelesi beyaz perdeye taşınıyor. Yusuf'u vatandaşlıktan çıkarmışlar. Eşi burada, çoluğu çocuğu burada, ne olacak? Toprağımızı alıyorlar, toprağımızı! Kim gider, kim kalır belli olmaz. 29 Aralık'ta vizyona girecek TRT ortak yapımı filmin basın toplantısı, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı ev sahipliğinde gerçekleşti. Bizler için, TRT için kimliğimizin gölgelenmesine ve bağımsızlığımızın kısıtlanmasına asla izin vermeyeceğimizin ilanı demek. Sadık Ahmet bizim için bu anlama geliyor. Baba! Oğlum! Bir yerine de sus, bir de sus! Sersum Azizas! Ozan'la elde ettiğimiz hatta görmezden geliniyor. It is unacceptable. Yunan makamlarını boş ver. Daha büyüklerine git. Bağımsız bir listeyle seçime girip Türk'ün oyunu Türk'e vereceğiz. Mahmut Cüneyt Göz'ün yapımcılığını, Hakan Yonat'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde başrolleri Turgay Aydın, Nur Fettahoğlu, Ozan Akbaba, Erkan Can, Suzan Kardeş ve Doğukan Güngör gibi isimler paylaşıyor. Lozan Anlaşması'yla Batı Trakya Türklerine verilen hakları Yunanistan'ın vermemesinden kaynaklanan ve buna başkaldıran, siyasi olarak başkaldıran Doktor Sadık Ahmet'in hikayesini anlattık. O dönemde Yunanistan azınlık olarak gördüğü Batı Trakya Türklerini topraklarını ellerinden almaya çalıştı. Eğitim, öğretimle ilgili 20 yıl öncesini öğrettiriyorlardı çocuklara. Bunu Sadık Ahmet gerçekten dünyayı duyurmak için yola çıkıyor ve duyuruyor da bunu. Türk ifadesini kullanmak. Bunların derdi belli. İkinizi birden alıp içeri tutmak istiyorlar. Olay bu. Yakın tarihimizin çok ama çok değerli bir şahsiyeti. Yani onun hayatının bir kesitini, en önemli kesitini anlatmaya çalıştık. Çok tabii dikkatli davrandık çünkü normal bir film değil bu. Çok ağır sorumluluk gerektiriyor. Biz elimizden geldiğince çok dikkatli olmaya çalıştık. Yaptığında daha çok duyulacak sesin. Sadık,
Yunan fanatikler. Sadık Ahmet önemli bir film. Unutulmaması gereken, geleceğe bir belge, hafızalarımız için önemli bir film. Ben Sadık Ahmet'in kayınpederini oynadım. Olayların sorumlusu olarak beni göstermişler. Ben İbrahim Şerif karakterini oynuyorum. Aslında İbrahim Şerif de şu anda hali hazırda Gümülcine'nin seçilmiş müftüsü hayatta. Bu anlamda da benim için çok heyecan verici bir roldü. İbrahim Şerif filmimizin geçtiği dönem boyunca Sadık Ahmet'in en yakın yol arkadaşlarından bir tanesi, beraber cezaevine girdiği, beraber milletvekili seçildiği, aynı davadan yargılanıp hüküm giyen bir karakter. Basın toplantısına Sadık Ahmet'in kızı avukat Funda Sadık Ahmet de katıldı. Çok zor çocukluk geçirdik, gençlik geçirdik. Çok küçüktük. Ben mesleğimi seçerken bile bu mücadeleyle yola çıktım ve tek tercihi yaptım. O da hukuk fakültesiydi. Çünkü büyüdüğüm yer ya gözaltındaki babasını ziyaret eden bir çocuk, ya ben Türk'üm dediği için cezaevine atılan, Selanik Dudulu cezaevinin kapısında babasını görüş anını bekleyen bir evlat. Ya da mahkeme koridorları, ki onu da filmde hep birlikte izliyoruz. Çok coşkulu geçiyordu. O yüzden hukukçu oldum. Sen milletvekilliğinden mi bahsediyorsun? Türk ifadesini kullanmak. Bunların derdi belli. İkinizi birden alıp içeri tıkmak istiyorlar. Olay bu. Herkes salıya bulunan. Cumhuriyet'in 100. yılında bir Cumhuriyet kadınının İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'ndeki sergisine götüreceğiz şimdi sizleri. Kibele Sanat Galerisi yeni sergi sezonuna çağdaş Türk resim sanatının önemli temsilcilerinden Berna Türemen'in Retrospektif başlıklı sergisiyle başladı. Yıllık birikim, 56 kişisel sergi. Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın ikinci kedi müzesi olan Berna Türemen Kedi Sanat Evi'nin kurucusu. Dünyanın birçok başkentinde sergiler ve ödüller. Sanat Kibele Sanat Galerisi yeni sergi sezonuna çağdaş Türk resim sanatının önemli temsilcilerinden Berna Türemen'in Retrospektif başlıklı sergisiyle başladı. Sergide sanatçının kadın teması etrafında öğrencilik yıllarından ustalık yıllarına uzanan eserleri yer alıyor. Okuldaki çalışmam da var ama 1973-2023 yaptık. 73 yılında benim ilk Ankara Kadın Ressamlar Derneği ödülüm var. Köyden yalın ayak yürüyen bir köylü kızı, arkasında tavukla. O kızın köyden kasabaya göçü, oradan kente göçü, kadınların göçü benim hep konularım arasındaydı. O tavuğun yerinde zamanla kedi aldı. Kadınlar kedilere eşlik etti. Çalışan kadınlar kentte. Sonra hep resimlerimin isimlerin var. Onlardan birer resim koyduk. 56 kişisel sergi oluyor bundan. Her sergiden bir resim seçtim. Kendime ayırdım. Bir de koleksiyonerlerden topladığımız resimler var. Türemen'in eserlerinde köyde çalışan, bohçacılık yapan, kentte yaşayan ve ne yazık ki hayatına son verilen kadınlar resmediliyor. Her şeyi, başta doğurganlık, hayatın devamını, kadınların üzerinde ben fark ettiyseniz hep bir ay koyarım. O da kadınların kutsallığını simgeliyor. Ama maalesef son resimlerimde de 2023 kadınla bitiriyorum. Kadın ölümlerinden bitiyor. Kadınlar çalıştılar, bohçacılar var. Bu sergide de çiçekçi kadınlar var. Sonra kendilerini beğenmediler, güzelleştirmek istediler. Turkuaz kadınları yaptım, dantelli, altınlı. Daha sonra da tepemde geldi. O arada çakma melekleri yapmıştım yine aynı yılda, kendi kanatlarıyla uçmak isteyen kadınlar. Ama maalesef uçamadılar, özgür olamadılar. Kanatları çakmaydı çünkü. Özgürlük çok kısa sürdü ve
arkasından Tepemde serisini yaptım. Tepemde de Yumrukları Tepelerinde baskıdaki kadınlar ve bekleyen benim bedenim benim kefenimle bitirdim 2023 yılını. Ben o resmi yaparken o gün 3 kadın öldürüldü. Onun için resimlerim de artık yani benim evde haykırmalarımı resimlerim haykırıyor. Onun için Avaz Avaz isimlerinden de belli biraz hüzünlü bitiyor. Peki Türemel'in eserlerinde çokça görülen kedi motifi neyi anlatıyor? Ben özlemlerimi yapıyorum. Yani köyden başlamam da o nedenle ben. Çünkü kentin göbeğinde doğdum, İstanbulluyum, burada büyüdüm. Köyü hiç bilmiyordum. O nedenle köyden başladık. Sonra kediyi de aynı şekilde bize meyve kedi alınmadı. Kedi özleminden çok yıllar sonra kedi sahibi olabildim. Dokunamazdım kediye, sevemezdim. Kendi kendime o korkumu yendim. Burada hem resmettiğiniz kadınları hem de kendi kadınlığınızı da anlatıyor. Evet, kadın ve kediye ayrılmaz zaten. Desenlerde de hep birlikteler. Benim yaşamım gibi, benim yaşamımdan parçalar var. Sergi Aralık sonuna kadar Kibele Sanat Galerisi'nde görülebilir. Bugün Dünya İyilik Günü. Acaba iyilik nedir? 7. sanat. Sinema tarihinde kamera motoru döndü döneli karakterlerin iyilikten ne anladığını bambaşka perspektiflerle ele aldı. Biz de iyi olmanın tanımını yapmaya çalışan filmlere baktık. Buyurun izleyelim. Toplama kampına götürülmek için trene bindirildikleri sırada bu durumun oğluna hazırladığı bir doğum günü sürprizi olduğunu söyleyen Guido. İçinde yaşattığı iyi kalpli çocuk sayesinde Matilda'yı canı pahasına koruyan Leon. Kibir, kıskançlık, yalan nedir bilmeyen sadık ve dürüst Forrest. Sinema perdesinin zirvesinde kötü karakterler olsa da iyiliğin başrolde olduğu filmleri ve iyi karakterlerin hikayelerini de izledik. O filmlerden biri olan İyilik Bul, İyilik Yap, dünyayı değiştirmek için ne yapabiliriz sorusunu sordu. Unless... Alkolik bir anneyle yaşayan küçük Trevor'ın sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bir ödevle hem kendi hayatını hem de başkalarının hayatını nasıl değiştirdiğini anlatan filmde Hayley Joel Osment, Helen Hunt ve Kevin Spacey başrolleri paylaştı. But it has to be something really big, something they can't do by themselves. What did you tell my son to make him bring a homeless man into my house? Küçük bir çocuğun başlattığı, iyilik alan kişinin iyiliği geri ödemek yerine diğer üç kişiye iyilik yapması gerektiği anlamına gelen hareket, dünyayı daha iyi bir yer haline getirdi. It's reached LA, Mrs. McKinney. Come on, movement. What these people have in common. Fransız sinemasının en önemli yapımlarından biri olan Amélie, başkalarını düşünürken kendimizi unutmamamız gerektiğini söyler. Sevgi dolu, hassas, hayal gücü kuvvetli genç Amélie, iyilik yapmanın üzerinde yarattığı mutluluğu keşfettikten sonra gizli bir iyilik meleğine ve adalet sağlayıcıya dönüşür. Babasının hep hayalinde olan dünya turuna çıkmasını sağlar. İş arkadaşlarına, apartmanın yöneticisine, manavın çırağı Lucien'e gizlice pek çok iyilik ve sürpriz yapar. Ancak Amélie'nin unuttuğu bir şey vardır. Kendisi. Audrey Tautou'nun hayat verdiği karakter sonunda hem kendi mutluluğunu hem de başkalarının mutluluğunu sağlamanın yolunu bulacaktır.
Amerika Birleşik Devletleri'nde hafta sonu gişe verileri listesi açıklandı. İyilik günü dedik ama Marvel's filmi için iyi bir gün olmadı. 75 milyon dolarlık açılış yapması beklenen The Marvels, Marvel filmleri arasında en kötü açılışa imza attı. Biz yine de sanatın iyileştirici gününe inanarak gece gündüze son veriyoruz. Yeni günde görüşmek üzere. It's an old fashioned notion. 75 milyon dolarlık açılış beklendi. 47 milyon dolarla beklentinin altında kaldı. But it's not over. My work is inevitable. Marvel sinematik evreninin yeni filmi The Marvels, hafta sonu gişe verileri listesine ilk sıradan giriş yapsa da yapımcıların beklediği açılışa imza atamadı. The Marvels'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 3 günlük toplam hasılatı ilk tahminlerin alt sınırına dayanarak 47 milyon dolarda kaldı. Film, dünya çapında toplam 110 milyon dolarlık kazanç elde edebildi. 2008'de Marvel sinematik evreninin ikinci filmi The Incredible Hulk, Amerika Birleşik Devletleri'nde 55 milyon 400 bin dolarlık hasılatla açılmıştı. The Marvels onun da gerisinde kalmış oldu. Marvel sinematik evreninin 33. filmi The Marvels, 3 kadın başrol oyuncusuna ve bir kadın yönetmene sahip olmasıyla süper kahraman filmleri açısından bir ilk olma özelliğini taşıyor. Brie Larson'ın eski savaş pilotu Carol Danvers'ı yani Kaptan Marvel'ı canlandırdığı film, 2019 yapımı Kaptan Marvel'ın devamı niteliğinde. Gece gündüzü sundu.